çok saçma bir konu ama bu konuyu sizinle konuşmak için sabahın çok erken bir vaktinde Eyüp Sultan'a geldim. Eyüp Sultan da Eyüp Sultan Camii'nin avlusunda Eba Eyyubel Ensari Hazretleri'nin türbesinin duvarında şeytan motifleri, resimleri var mı? İşte bu videoda bunun cevabını arayacağız. Çünkü TikTok'ta birkaç gün evvel kısacık bir video düştü ve bu videonun tesiriyle şu iki gün içerisinde yüzlerce insan sadece bana ulaşarak Talha abi bunun astarı var mı? Bir sanat tarihçi olarak bunun olayı nedir? Gerçekten bu figürler şeytanı mı simgelemektedir sorusu özellikle genç kesimden o kadar çok kişiden geldi ki bunun doğru cevabını bizzat ilmi olarak sanat tarihi geçmişimizde sizlere anlatma gereği duyduk. Eyüp Sultan'da Eba Eyyubel Ensari Hazretleri'nin türbesinin duvarında hem de günümüzden 400 sene önce yapılmış 16. yüzyıl İznik Çinlilerin üzerinde şeytan motifi var mıydı? Eba Eyyubel Ensari Hazretleri'nin mübarek kabrinin de bulunduğu Eyüp Sultan Camii'ndeyiz. Bu cami Fatih Sultan Mehmet döneminde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u kuşatması sırasında bizzat acaba kabri nerededir diye düşünülen, merak edilen, dertlenilen Akşemseddin Hazretleri'ne Fatih'in bizzat defalarca ricacı olduğu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mihmandarı yani Medine'ye hicretinde onu bizzat kendi evinde 7 ay misafir eden bu kutlu sahabe İstanbul kuşatmasında şehit olmuştu. Bu civara defnedilmişti. Onun kayıp kabrini bulabilir miyiz ricasını ve nihayetinde Akşemseddin Hazretleri'nin bir gece yarısı buraya gelip uzun bir ibadet neticesinde kabrin yerini keşfen kerameten tespitine Fatih Sultan Mehmet'e yeri ertesi günü gösterişini ve bizzat kabrin açılışını ve kabrin bulunuşunu biliyoruz. Dönemin Fatih'in tarihçisi Tursun Bey bu size anlattıklarımı teferruatıyla adım adım bizzat şahidi olarak kendi eserinde yazmakta. Kabrin üzerine bir türbe, yanına medreseli bir cami bizzat Fatih yaptırıyor. 1766 depreminde hasar görüyor. 3. Mustafa tamir ettiriyor. Olmuyor. Oğlu 3. Selim şu an gördüğünüz külliyeyi buraya inşa ettiriyor. Size bunları niye anlattım? Çünkü o malum Çinleri anlatmak için size bu türbenin tarihinden bahsetmek zorundayım. Yani Eyüp'e geldiniz ve geldiğinizde şu hacet penceresinin önünde durduğunuzda buradan içeri baktığınızda ya da yan kapıdan ince bir koridordan asıl kabirin olduğu yere girdiğinizde sekizgen bir türbe göreceksiniz. O içerideki sekizgen türbe bizzat Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı türbedir. Ve kendi gözlerinizle de görebilirsiniz. Kanuni Sultan Süleyman'ın bir gençlik yıllarında bir de yaşlandığı bir dönem. Sanıyorum Zigetvar'a gitmezden hemen önce buraya gelip içerideki türbenin önünde o iki büklüm haliyle dua eder minyatürleri elimizde mevcut. Yani o gördüğünüz sekizgen türbe bu caminin avlusunda açıkta durmaktaydı. Açıkta durmaktaydı. Şu gördüğünüz ziyaret duvarı söz konusu değildi. Camide ibadetini yapanlar ya da buraya ziyarete gelenler bu duvar olmadan şu içerideki sekizgen türbenin yanına rahatlıkla gidip dualarını, ibadetlerini yapabiliyorlardı. Peki bu duvar buraya ne zaman kondu? Hani bu duvarın buraya ne zaman konduğunu bilelim ki üzerindeki Çinleri de sizinle beraber konuşabilelim. Şu gördüğünüz ziyaret duvarı buraya 1. Ahmet tarafından çekildi. Ha ondan önce ne vardı? Burada küçük hazireler vardı. Mesela hemen şurada bir hacet penceresi görüyoruz. Bu hacet penceresinin içerisinde Kanuni Sultan Süleyman'ın sondan bir önceki sadrazamı Semiz Ali Paşa'nın kabri var. Daha sonraki yüzyıllarda yaşamış Gürcü Mehmet Paşa'nın, Canfeda Kadı'nın kabirleri var. Yani 16. yüzyıldan itibaren burası bir defin alanı olmuş. Hemen yan taraftaki türbe Beşir Ağa'nın yani Lale Devri'nin padişahı 3. Ahmet ve devamında gelen 1. Mahmud'un Darussade Ağası Beşir Ağa'nın türbesi burada bulunmakta. Yani buralara ufak ufak kabirler, türbeler, hazireler yapılmaya başlanmış ama Eba Eyyubel Ensari Hazretleri'nin bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan
sekizgen türbesi. Burada duruyor ve önünde bir duvar yok. Fakat tabii insanlar geliyor. Çok kalabalık kitleler geliyor. Bu kabre yaklaşıyorlar, dua ediyorlar. Şimdi Kabe'yi düşünün. Tavaf ediyorsunuz. Kabe'nin kapısına yaklaşıyorsunuz. Girmek bir dert. O kalabalıkta çıkmak bir ayrı dert. Burada da aynı izdihamlar olunca Sultan 1. Ahmet, hatırlıyorsunuz Sultanahmet Camii'nin banisi olan Osmanlı Padişahı, 1603-1618 yılları arasında hükümdardı. O diyor ki biz şöyle bir duvar çekelim, bir kapı yapalım oraya, bir kapı da buraya yapalım. Buradan girilsin, buradan çıkılsın. Ve böylece kimse birbirini rahatsız etmesin bu mukaddes ziyaret sırasında. Ve duvar çekiliyor. Hatta 1. Ahmet'in ilk eşi Mahfiruz Hatice Sultan o duvar çekildiğinde ziyaret koridorunun başına bir cüz odası yaptırıyor. O da hala orada durmaktadır. Mahfiruz Kadın'ın türbesi de arkadadır. Yani şu durumda konuştuğumuz bu duvar ve şu gördüğümüz Hacet penceresi buraya ne zaman yapılmış? 1600'lü yılların başında Sultan 1. Ahmet döneminde yapılmış. Fakat burada enteresan bir detay var. Bu duvarın üzerinde Osmanlı'nın farklı yüzyıllarına tarihlenen çok ilginç Çin'i panolar var. Mesela şu gördüğünüz pano 16. yüzyıl. Bakın şu gördüğünüz pano 16. yüzyıl. Bizzat Kanuni Sultan Süleyman döneminin muhteşem İznik Çinlerini görüyoruz. Kabarık kırmızıları, hançer yapraklarını, hatayileri, birbirini delip geçen çiçekleri, dalları, motifleri görüyoruz. Şuraya geliyoruz. 17. yüzyılı görüyoruz. Bakın kırmızılar artık gitmiş. Farklı tonlarda maviler hakim olmuş. Yine hatayiler, yine hançer yaprakları ama muhteşem çiçekli sırtlı hançer yapraklarını görüyoruz. Biraz daha geliyoruz. Yukarılara doğru baktığımız zaman 18. yüzyılı görüyoruz. Yani daha bozulmuş, renkleri atmış Çinliler burada söz konusu. Neden? Çünkü İstanbul'da depremler oluyordu. 1766 depremi. Bu deprem bu duvar yapıldıktan sonra oldu. 1894 depremi. Bu depremlerde İstanbul'un yarısı yıkıldı. Depremlerin en çok zarar verdiği şey özellikle kaplama Çinlilerdi. Bir deprem olup da buradaki Çinlerin yarısı kırılınca farklı yerlerden farklı Çinliler getirildi. Yani bu gördüğünüz 1. Ahmet dönemi duvarının üzerinde 1. Ahmet sonrasının Çinleri varken depremde kırıldığı için farklı yerlerden devşirme 16. yüzyıl Kanuni dönemi Çinleri getirilip onlar da konuldu ve onlar da burada kendilerine yer buldu. Tekfur Sarayı Çinleri getirildi. 3. Ahmet döneminin Tekfur Sarayı'nda yapılan ve böylece farklı yüzyılların Çinleri burada yer aldı. Peki şu şeytan motifi denilen mevzuya gelecek olursak. Şimdi birkaç gün evvel TikTok'ta bir video yayınlandı. Bir tane genç delikanlı gelmiş buraya insanlar dua ederken parmağıyla şu görmüş olduğunuz motifi gösteriyor. Bakın burada Muhammed yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ismi ve burada şeytan tabiri. Bakın ben burada hele böyle mübarek bir yerde kimseyi kötüleyecek edecek değilim. Ama dini hassasiyeti olan biri gelip de buradaki mevzuyu şeytan diye takıyorsa Peygamberimizin adından bahsederken Muhammed demez. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem der. Muhammed deyip geçiyorsa ben o kişinin dini hassasiyetinin üzerine bir çarpı atarım. Bunu söyledim ve koydum. Bu tarafa geçelim. Geliyoruz buraya. Allah Celle Celaluhu lafzı. Ve bakın bunun da üzerinde bu gördüğünüz motif. Şimdi bunu gösterip şeytan kafası diye anlattı hadiseyi. Tabii biz sanat tarihçiler olaya önce bir tebessümle yaklaştık. Fakat gençler hakikaten böyle şeyleri merak ediyorlar. Ya burada hakikaten böyle bir şey var mı yok mu şu mu bu mu? Olay büyüdü. Çok fazla platformlarda paylaşıldı. Merak edildi. Ben de bu işin uzmanı olarak gelip bizzat yerinde bu mevzuyu anlatmak istedim. Bakın bu gördüğünüz motifler meselesi ilk değil. 1975 yılında yani ben doğmazdan bir sene evvel bir gün burada sabah namazından çıkan yaşlı bir amca cebine demir makasını koymuş, geldi buraya 1. Ahmet'in yaptırdığı altın kaplamalı bu gördüğünüz Hacet penceresinin üzerinde Mührü Süleymanları görüyor musunuz? Altı köşeli yıldızları. İsrail bayrağındaki yıldızın burada ne işi var diye makasla bunları tıkır 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 amca kesti. Amcayı ağır cezada yargıladılar. 350 yıllık tarih eseri tahrip ettiği için. Yani ya şimdi 1. Ahmet'in hocası kim? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bu pencere, Hacet penceresi yapıldığında buradaydı. Bunun önünde durdu, o da dua etti. Şimdi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden ben dini daha iyi biliyorum diyen varsa gelsin. Kalp gözüm benim daha açık diyen varsa gelsin. Ya bu Mührü Süleyman bizim inancımızda. Bu bir tılsım, bu bir vefk.
Barbaros'un sancağında da var, Fatih'in kaftanında da var Allah aşkına yani. Yani biliyorum ben son bir yüzyıldır çok cahil bırakıldık biz toplum olarak. İslamiyet'i şeklen yaşar hale geldik. Ben bunun da farkındayım. Hepimiz bunun ızdırabını yaşıyoruz. Ama yok subliminal mesajlar, illuminatik şeyler, böyle bir şey yok. Aleni net. Ha bu saatlerce konuşulacak bir konu aslında. Bin yıllık bizim mezar taşlarımızda, motiflerimizde, kilit taşlarımızda bunlar var. Ya yani böyle bir şey yapıldı. O zaman Allah'tan sosyal medya yoktu. Olsaydı o amcanın olayı kim bilir nerelere ne şekilde yansırdı. Ama orada oldu bitti. Hatta bu pencere buraya yıllarca konulamadı. Sonra konuldu. Yuvarlakların işi boş bırakıldı. 3-4 yıldır tekrar Mührü Süleymanları kondu. Buraya tekrar konuldu. Bir sıkıntı olur mu olur diye tarihi eser önünde camla kaplandı. E ne yapacağız biz şimdi, bu Çinleri de mi camla kaplayacağız? Şimdi gelelim asıl soruya. Şeytan kafası şekli falan var mı? İşte şeytan boynuzluymuş, şuymuş, buymuş. Ya bakın Osmanlı dönemi minyatürlerinde de şeytan işlenmiş. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı işte cennetten çıkarmaya çalışırken 3 tane kafası var. Evet boynuzu var ama boynuzlar minicik. Kuyrukları var, ayakları bir şeyleri var. Yani fakat burada adam diyor ki ya böyle dev boynuzları var, bir şeyleri var. Bakın bu boynuzlar falan diyor. Eğer bunları şeytan olarak görüyorlarsa ben size daha büyük bir şeytan göstereyim. Bakın burada yeni bir hikaye de ben çıkaracağım buradan. Boynuz istiyorsanız bak burada gördüğünüz boynuzları. Göz mü istiyorsunuz? Bak gözler burada. Burada bir tane burun var. Burada ağız var. Bu daha güzel şeytana benziyor. Tövbeler tövbesi. Ya Allah aşkına şunlar bildiğiniz sümbül dalları. Sümbül dalları ikiye katlanmış. Ortaya iki tane hatayı konulmuş. Ortaya bir tane gonca gül konulmuş. Yani her baktığımız şeytan, şeytan cin çıkaracak olursak yandık biz. Olayın aslı nedir biliyor musunuz? O gördüğünüz hançer yaprakları, yani bakın şu gördükleriniz aynı hançer yaprağı. Bakın şu gördüğünüz yerde de var. Yani şunların kenarlarında da var. Aynı hançer yaprakları bakın burada var. Gelin burada daha güzeli var. Kocaman hançer yaprakları. Türkler Orta Asya'da Müslüman olmazdan önce sanatta hayvan figürlerini çok kullanırlardı. Hayvan mücadele sahneleri. İslam'dan sonra hayvan mücadele sahnelerini ejderhadır, simurktur yani anka kuşudur. Bunları yine kullandılar. Ama ibadet mahallerinde değil, ibadet mahallinin dışında kullandılar. Hani namaz kılınan yerlere koymadılar. Mesela Diyarbakır Ulu Cami'ye gidin bugün. Caminin avlusunun ana giriş kapısının kenarında iki tane boğa, üzerine atlamış iki tane leopar göreceksiniz. Örnekleri çok. Gidin Topkapı Sarayı'na, Kanuni'nin yaptırdığı Mukaddes Emanetler Dairesi'nin dış saçaklarının içerisinde saz yolu üslubuyla orada ejderhalar, orada anka kuşları göreceksiniz. Bunlar yapılmış, bunlar gayet seviliyor, beğeniliyor, sıkıntı yok. Ama İslam'ın tesiriyle ibadet mahallerinde hayvan figürleri yapılamayacağı için hayvan sahneleri bitkisel bezemeye dönüşmüş. Bakın 8. ve 9. yüzyıllarda Uygur minyatürlerinde biz bunları görüyoruz. Neleri görüyoruz? Rumileri görüyoruz. Rumi dediğimiz figürler iç içe geçmiş. Bakın Rumilerin en muhteşem örnekleri bu arada gördüğünüz dallarda mevcut. Bu stilize olmuş Rumiler, hayvan mücadele sahneleri. Mesela Konya'ya gidin. Konya İnce Minareli Medrese bugün Taş Eserler Müzesi'dir. Ve orada eski Konya surları üzerinde bulunan ama şimdi müzede korunan taş rölyefler göreceksiniz. Orada bir tane fil var. Filin kuyruğundan böyle çiçek açmış. Orada bir tane, iki tane yılan var. Ejderha birbirine girmiş. Dillerinden, yanaklarından, tırnaklarından tomurcuklar patlamış. Yani artık hayvan sahneleri bitkisel bezemelere dönüşüyor. Ve bu bitkisel bezemeler bir süre sonra karşımıza bu şekilde panolar halinde geliyor. Selçuklular dönemi 11, 12, 13. yüzyıl o dönemlerdeki süslemelerde mesela münhaniler görmeye başlıyoruz. Rumileri daha teferruatlı görüyoruz. Özellikle Osmanlı'da Fatih ve 2. Bayezid döneminde biz çintemaniler görmeye başlıyoruz. Yani bu sanat, Çin'i sanatı devam ediyor ama katlanarak daha da bir kaliteli hale gelerek devam ediyor. Kubat Abbas Sarayı'nın, Alaaddin Keykubat'ın sarayının çinleri bugün Konya'da Karatay Medresesi'nde sergilenmekte. Gittiğiniz zaman o muhteşem Kubat Abbas Sarayı'nın hamam çinilerinde harikulade Rumilerle karşılaşacaksınız. Ama 2. Bayezid, Yavuz, özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde Çin'in sanatında Rumi bezemeler zirveye çıkacak. Çünkü Tebriz topraklarından müthiş bir adam İstanbul'a gelecek. Dünyanın o günlerde en ünlü ressamlarından bir tanesi Şah Kulu. Bakın YouTube kanalımda
Topkapı Sarayı'nda aylar evvel keşfedilmiş Şah Kulu'nun saz yolu üslubunu anlatırken de çok bahsettim. O videoya da bakmanızı tavsiye ederim. Şah Kulu o hayvan mücadele sahneleri, hayvan figürleri ve bitkisel bezemeleri iç içe getirecek. Ve şu malum şeytan figürüne benzetilen hançer yapraklarını zirveye çıkaracak adam Şah Kulu ve talebesi Kara Memi olacak. Mesela şu gördüğünüz hançer yapraklarını Şah Kulu kendi resimlerinde devasa boyutlarda çizecek. Aralarına sülündür, tavus kuşudur, yani stilize edilmiş hayvan tasvirlerini aralarına yayacak ve bu sanat saz yol olarak meşhur olacak. Ardından talebesi Kara Memi gelecek. Kara Memi bu işi zirveye çıkaracak ve ne yapacak? Bu gördüğünüz üslubun içerisine sümbül dalları, bahar dalları, karanfiller, gonca güller katacak. Ve bu iş Türk İslam sanatında bir zirveye çıkacak. Hatta ne yapacak biliyor musunuz? Evet. Bakın şöyle gelin. Burada ne görüyorsunuz? Bir lale görüyorsunuz. Lale delinmiş. Lalenin içinden gördüğünüz gibi dallar çıkmış. Lalenin içinden. Bakın burada da görüyorsunuz benzerlerini. Bu gördüğünüz mesela lalenin içinden delinmiş bir yaprak çıkmış. Bunların tamamı Kara Memi üslubudur. Kara Memi üslubu. Ve hançer yapraklar artık stilize olup muhteşem görüntüler kazanmış. Tek sırtlı, çift sırtlı, çiçekli, papatyalı hançer yaprakları. Gelelim şu meşhur tartışılan konuya. Allah lafzı Celle Celaluhu üzerine ikiz hançer yaprağı konulmuş. Hançer yapraklarına sırtlı sırsız diyoruz. İki tane sırt yapılmış bakın. Bu gördüğünüz sırtlar herhalde bakan kişinin gözünde bu boynuzlu şeytan, bu da onun gözleri, bu da ne, burnu mu? Yani saçma bir olaya dönüşmüş. Yani burada biz sanat tarihçiler sadece iç içe konulmuş iki tane hançer yaprağı dışında hiçbir şey görmüyoruz. Yoksa biz böyle yan yana getirilen iki tane taç yaprağı şeytan boynuzuna benzetirsek ben size burada 200-300 tane şeytan buluvereyim yani. Gelelim bu tarafa. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat mübarek isminin üzerinde yine bir benzer çift biçimli hançer yaprağı, bu kenarına sırt konulmuş. Bu sırtlı diye geçen sanatların meşhur hançer yaprağıdır. Yani kalkıp bu sırttaki şu gördüğünüz tomurcukları, ay bu gözüymüş, bu burun deliymiş, bu bilmem neymiş dersek saçmalamanın daniskası olur. Yani bu sanatı bilenler ağzıyla gülmeye bırakırlar, başka şekilde gülerler. Çok ayıp. Ya burası mukaddes bir yer. Bir kere unutmayalım. Şu gördüğünüz çinler yapıldığında Ebu Suud Hazretleri hayattaydı. İrşadül Akdüsselim adlı ciltler dolusu Kur'an tefsiri yazan, insanların yanında cinlerin de gelip fetva aldığı ve Sakaleyn lakabıyla lakaplanmış bir zatın yaşadığı dönemlerde bu çiniler yapıldı, buralara konuldu. Hiçbirimiz onlar kadar İslami detayları bilmiyor. O hassasiyete sahip olamıyoruz. Onun için bilmeden etmeden sosyal medya hesaplarımızı kabartacağız diye bu mukaddesatı alaya alamayız ve bu mukaddesatı insanların gözünde değersiz kılamayız. Ancak kendimiz değersiz oluruz. O videoyu çeken arkadaşa bir tavsiyem var. Bir daha Efendimiz Aleyhisselam'ın adını anarken bu kadar duyar kasıyor ve bu kadar dindar geçiniyorsak sallallahu aleyhi ve sellem demeyi de lütfen unutmayalım.